Merhaba arkadaşlar, bugün Hadashi No Gen isimli bir anime hakkında bir video çekeceğim. 1980, öncelikle animenin konusuna geçelim. Hiroşima bombalarının atıldığı dönemde çıkmış bir anime. 1980, 50, 80 falan o civar, birazdan söylerim. O zaman yapılmış bir anime. Yapımcının kendisinde direkt olarak yaşadığı bomba şeyi hakkında bir anime. Yani anime gerçekten de her şeyi direkt açıklayan bir anime. Yani şunu söylesek şöyle olur mu diye düşünmemişler. Direkt adam ne yaşadıysa Gen isimli bir çocuğu, bir karakter yaratıp onun gözünden bu Hiroşima bombalarının, o Amerikan attığı o bombayı animeye dönüştürmüş. Yani kim yaptıysa gerçekten de takdir edilmesi gereken bir şey. Şimdi videomuza geçebiliriz. Öncelikle animeyi belirli bir yaşın altındaki kişilerin izlemesini tavsiye etmiyorum. Çünkü benim de bu animeden aslında izlemedim, fakat bir inceleyince konusuna falan, spoilerlı bir bakınca, baktığım kadarıyla ağır konusu var, ağır sahneleri var. Yani hem sıkılabilir hem de psikolojisi bozulabilir belirli bir yaşın öncesi izleyenler için. O yüzden de ondan öncesinin kesinlikle izlememiz gerekiyor. 1983'te çıkmış bu anime. İngilizce ismi Brave Gen. Aslında bu animenin popüler olmamasının sebebi zaten çok çok açık. Bunu söylememe gerek var mı bilmiyorum, fakat bu animeler Japonya'da olsa bile Batı'da yine de bir PR'ı yapılıyor. Yani orası için bir dublaj, orası için şey oluyor. Zaten şu an popüler olan animelere bakarsanız hiçbirisinde bu kadar doğru ve hiçbirisinde bu kadar çekinmeden söyleyen, bazı şeyleri bu kadar çekinmeden söyleyen olduğunu göremezsiniz. Çünkü bu işin Amerika'da geçiyor çoğu, animasyon sektörü Amerika'nın ellerinde gibi bir şey. O yüzden bu animenin popüler olmasını çok bekleyemezdiniz. Yani yurt dışında bir popülerliği var tabii ki de. Yani konuya geri dönelim. Direkt yapımcının kendi şeylerini anlattığı bir hikaye. Tabii ki böyle bir şeylerin olması korkunç. Yani belki de o bomba atılmasaydı bu dünya daha da farklı bir olabilirdi. Belki o bomba atıldığında ölen çocuklardan birisi dünya için çok önemli birisi olacaktı. Amerikan da işine gelirdi tabii ki de bu. Fakat bu bomba atıldığı yüzünden belki de birçok insan maalesef hayatını kaybetti. Anime de zaten açıkçası bunu anlatıyor. Bir tür travmanın animasyona geçirilmiş hali gibi. IMDb'den 8 puan almış. Yani yurt dışında popüler diyemem, fakat popüler değil de diyemem. Tanınmamış bir anime değil. Fakat Türkiye'de daha önce hiç izleyen birisini görmedim. İlk defa gördüm. İlk defa bu animeyi gördüm. Onu da bir Türk'ten görmedim. Kısacası izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Türkçe altyazı bir şekilde bulabilirsiniz. Belki araya resim olarak koymuşumdur. Hatta şu an o vardır zaten büyük ihtimalle. Görüşürüz arkadaşlar. Artık siz izleyip kendiniz deneyimlersiniz. Nasıl bir şey olduğunu yorumlarda söyleyebilirsiniz. Daha önce gördünüz mü, görmediniz mi? Abone olup like atarsanız gerçekten çok güzel olur. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.